Bu tesisimizde elbette ki ilk yardım, güvenlik, bunların hepsi zaten kaçınılmaz olacak. Bu tesise yaklaşık 2 sene önce başladığımızda yap, işlet, devret modeliyle de yaptığımız ilk GAR olması hasebiyle görevli şirket başladı işe. Görevli şirket burayı inşallah 29 Ekim'de bitirip işletmeye alıyor. Devamında 19 yıl 7 ay burayı işletecek. İşletmenin sonunda da Devlet Demiryolları'na devredecek. Bizim bütün yap, işlet, devret projelerimizde olduğu gibi özel sektör dinamiklerini işin içine katıp tesisi özel sektöre yaptırıyoruz. Belli bir süre özel sektör dinamiğiyle, hızıyla, konforuyla inşallah burayı çalıştıracağız ve devamında Devlet Demiryolları işletmemiz burayı yine kiraya vererek işletmesini devam ettirecek. Yani mekan sahibi Devlet Demiryolları dönemin sonunda işletmeden yine gelir elde edecek olan Devlet Demiryolları. O yüzden bu kadar ihtişamlı bir bina yapmışken, bu kadar yüksek hızlı tren hatlarını birbirine bağlamışken elbette ki Ankara'nın içindeki raylı sistemlerle de entegre olması gerekiyordu. O yüzden bu garımız Ankara'yla, Başkent Ray'la ve Keçiören metrosuyla da entegre olacak ki sadece yüksek hızlı trene değil, şehir içindeki raylı toplu taşımayla seyahat edecek arkadaşlarımıza hizmet etsin. Ve yine bu kadar bir güzel tesisi inşallah 29 Ekim 2016'da açtığımızda bu işin mimarları var. Bu işin mimarları başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ki sürecin başlangıcında Başbakanımız idi. Ve yine Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bütün bu süreçlerin mimarlarından bakanımız idi. Onlar bizi şereflendirecekler, teşrif edecekler. Ülkemize yeni büyük bir projeyi kazandırırken elbette ki onların teşrifleriyle, onların himayeleriyle gerçekleştireceğiz. İnşallah 29 Ekim'de bu kadar muhteşem, bu kadar güzel bir tesisi onların uğurlu elleriyle biz insanımızın, başkentlimizin ama 79 milyonun hizmetine sunacağız. Biliyoruz ki Türkiye'nin her yeri doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine demir ağlarla örüldükçe onlar gelip Ankara merkezli bu garı kullanabilecekler ve buradan Türkiye'nin her yerine gidebilecekler. Bununla yetinecek miyiz? Elbette ki yetinmeyeceğiz. Yüksek hızlı trenlerle, yüksek hızlı tren ağlarıyla ülkemizi ördükçe biz ülkemiz sınırları dışına da inşallah yüksek hızlı trenlerimizle seyahat edebilir hale geleceğiz ki insanımız bundan yararlansın. Halkalı Kapıkule'yi de yaparak Avrupa'ya gidebileceğiz. Bakü Tiflis Kars'ı inşallah 2017'nin başında hizmete sokuyoruz. Bakü Tiflis Kars marifetiyle de Orta Asya'ya gidebileceğiz. Gürcistan'a, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a gidebileceğiz. Dolayısıyla insanlarımız bu merkezden ister Asya'ya, ister Avrupa'ya seyahat edebilecekler. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Ve buradan bir şey daha söyleyeyim. Bu konsept dünyadaki benzerlerinde olduğu gibi sadece trenle yolculuk yapacak misafirlere değil, burası bir aynı zamanda alışveriş merkezindeki, bir ticari ofisler merkezindeki, bir otel merkezindeki konsepti de barındırıyor olması nedeniyle Ankaralılara yolculuk dışında da hizmet edebilecek halde. Dolayısıyla şehir dışından gelen misafirini karşılamaya gelen biri burada saatlerce hiç sıkılmadan yaşamını sürdürecek ve devamında inşallah misafirini karşılayarak günlük hayatına da devam edebilecek. Bir gurur projesi, ülkemizin gurur projesi, elbette ki Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı olarak bizim gurur projelerimiz, gurur projelerimizden biri daha. Burada emeği olan birçok arkadaşım var. Az önce söylemiştim, başından beri ihmal edilmiş demir yollarını tekrar canlandırmak, tekrar ayaklandırmak, tekrar ülkemizi demir ağlarla örmek adına
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, hükümetlerimizin başından beri verdiği destek var. Onlara müteşekkiriz. Evet arkadaşlar, bir de peronları gezelim. Yani bunlar hep işin üst kısmıydı. Bir de alt kısmı var. Tamam.